Peki bu arada Hazal'la da ilgili bir haber verelim. Hazal Kaya'yı da görmüşken. Dün bir festivalde yine şey yaptılar. Konuşmacı olarak yer Antalya'da aldılar. mıydın? Antalya'da evet. Evet. Film festivalinde Fatih Aksoy, Hazal Kaya ve Özge Özpirinççi. Fatih Aksoy'un şöyle bir açıklaması var. Cinsel tercihleri farklı olanları halk dizilerde görmek istemiyor diye bir açıklama Öyle yapıyor. mi? Evet. Özge Özpirinççi de bunun üzerine diyor ki ya diyor yani ama diyor tamam ona hayır diyoruz ama komşunun azıcık bir aralık bir camı olsa hemen bakarız içeriden ne oluyor diye diyor. Böyle de bir Güzel. milletiz diyor Özge Özpirinççi'nin cevabı. Ve Hazal Kaya sürpriz bir doğum günü pastası kesiliyor. Kesilirken Fatih Aksoy diyor ki erkek oyunculardan bu ikisine daha çok para veriyorum diyor. Bölüm başı 60 bin lira aldıkları iddia ediliyordu biliyorsun. Ve Özge Özpirinççi de diyor ki eğer hak ediyorsak sıkıntı yok diyor. Erkeği kızı mı var bunun ya? Evet Aa. öyle öyle söylemiş. Onun dışında Hazal da diyor ki Allah kesenize bereket versin diyor. Amin. Böyle bir olay gerçekleşiyor Ben nasıl üçlü bir arasında. açıklama hatırlıyorum Hazal deyince? Yasak Elma'da birbirleriyle hiç anlaşamayan bir ekip var ya. Sanki Çağatay'la Hazal çok anlaşıyorlardı da demiş yapımcı. Evet, Fatih Aksoy'un öyle bir Öyle bir açıklaması var. açıklaması da var. Fatih Aksoy durdurak bilmiyor biliyorsun. Evet, durdurak Açıklamalar bilmiyor. bilmiyor. Mutlu Enteresan. yaşlar diliyoruz. Umarım annesi de iyileşmiştir. Çok çok Ama ben o etkilendiğimiz bir... açıklamasına katılmadım. Çünkü birçok dizide görüyoruz cinsel tercih farklı Tam tersi insanları. daha Ve çok da fazlalaştı. sempati duyulabiliyor bazen Duyulabiliyor, de evet. bilmiyorum. Ama alkış kıyamet kopmuş o gün sahnede. Devam ediyoruz Bayılırız. diğer haberle. Evet bayılırız Bayılırız. böyle dedikodu. Bayılırız bu konuda. Dedikodu bak dedikodu yapmayın aman işte gıybet kötü vesaire. Ama gerçekten birçoğumuz da bayılıyor. Aa, Evet. bayılırız Yani ayol. şurada bizim aramızda yorumlar Sohbet bile. yapıyoruz. İnsanları yermek amaçlı değil sohbet ediyoruz. Ama bunu evde daha çok yapanlar da var mı? Var. Böyle de bir gerçek. Devam ediyoruz şimdi Peki. diğer haberimizle.